Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel akibetu lil muttaqin ve la udvana illa alel zalimin. Ves salatu ves selam ala eşrefil enbiya'i vel murselin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ed-dersul 20 min suretil Maide. Bugün Nesefi tefsirinin Maide suresinin 20. dersini ve 41. ayetinden itibaren okuyoruz. Ya eyyuher resulü la yahzunkellezine yusari'une fil... Hayır, 41. değil. 40. ayetinden itibaren okuyoruz. 40. ayet nedir? Elem ta'lem enne Allahe lehu mulku semavati vel ardi yu'azzibu men yeşâ ve yeğfiru li men yeşâ vallahu ala kulli şeyin kadir. 40. ayet budur. Elem ta'lem ya Muhammed, işaret etti ki buradaki hitap, burada ta'lemdeki muhatap Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam'dır. Ev ya muhatap, ey muhatap, kim olursan, muhatap olabilecek, hitap ehli olabilecek kim olursa fark etmeksizin. Elem ta'lem, sen bilmiyor musun? Enne Allahe lehu mulku semavati vel ardi. Allahu Zülcelal'a semavat, ardın mülkü, sultaneti, riyaseti vardır. Yu'azzibu men yeşâ'u, dilediği kişileri cezalandırır. O da kimdir? Men yeşâ'u'den bedel, men mâte'alel küfrî. Küfür üzerine ölenleri cezalandırır. Ve yagfirü limmen yeşâ'u, dilediği kişileri de affeder. O da limmen tâbe anil küfrî, küfründen tevbe edenlerdir. Vallahu ala kulli şeyin, Allahu Zülcelal her şeye, mine tazibi tazib olabilir, yu'azzibu men yeşâ'u'ya göre, vel mağfireti mağfiret olabilir, ve yeğfirü limmen yeşâ'u ve gayrihima, bunların gayrisi. Her şeye nedir Yüce Allah? Kadirun, kadirun. Pek dikkat edin, يُعَذِّبُ مَنْ يَشَّاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَّاءُ وَقَدَّمَ تَعْذِيبَ عَلَى الْمَغْفِرَةِ هُنَا. Burada mağfireti, işte tazibi mağfirete takdim etti. Halbuki Kur'an'ın hemen hemen çok yerlerinde önce mağfiret, sonra ne? Tazib. Burada tam tersini yapmış. Niye? لِتَقَدُّمِ السَّرِقَةِ عَلَى التَّوْبَةِ. Çünkü يُعَذِّبُ مَنْ يَشَّاءُ, küfür üzen serikate münasıdır. Ve yagfiru limmen yeşâ, tevbeye münasıdır. Serikat tevbeden önce olduğu için ta'zibu men yeşâ'i da gufranu men yeşâ'i ne etmiş? Takdim etmiş. Vallahu ala kulli şeyin mine ta'zibi vel mağfireti ve gayrihima kadirun kadirun. وَقَدَّمَ تَعْذِيبَ عَلَى الْمَغْفِرَةِ هُنَا لِتَقَدُّمِ السَّرِقَةِ عَلَى تَوْبَتِي. أَلَمْ تَعْلَمْ, تَعْلَمْ فِيَلْ فَعَلِ مُسْتَتِرْ اَنْتَ, iki mef'ul isteyen bir fiildir. Çünkü burada irfan manasına değil, ilim manasındadır, iki mef'ul istiyor. اَنَّ اللّٰهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ. Bu enne ismiyle, haberiyle beraber ta'lemin mef'ulü olur. İki mef'ulü yerine geçmiş. İki mef'ulü yerine geçtiği için bu gibi yerlerde ennedir lefsen, innedir hükmen denilir. Niye hükmen innedir? Çünkü iki mef'ulü yerine geçmiş. Eğer hükmen de mufred olursa iki mef'ulü yerine geçecek kudreti kalmıyor.
Mulku semavati vel ardi mubteda lehu haber olur. Lehunun, buradaki haberin takdimi hasır içindir. Pek mülk Allah'ındır, mülk de onun değil midir? Mülk olunca mülk de onun olduğunu istilza eder. Semavat ardın mülkü de, milki de Allah'ındır. Semavat ard. Niye önce semavat sonra ard? Çünkü insan gözlerini açar açmaz semaları görür. Sonra aşağı bakınca yerleri görür. Semavat ard niye ceme? Semavat ceme ard müfred. Halbuki aradin diyoruz. Ardlar da yedi kat diyoruz. Semavatın mutaadid olması zahirdir, barizdir, mutebadirdir. Ard o kadar değil. Onun için ard ne getirmiş? Mufret getirmiş. İnsanların aklına daha yatsın. 40. ayet bu şekil bitiyor. 41. ayette geçiyoruz. Demin okuduğumuz ayettir. Ya eyyuher resulü la yahzunkellezine yusari'une fil kufri. Ya eyyuher resulü. Ey resul. Ey benim Resulüm. La yahzunkellezine yusari'une fil kufri. Küfürde acele edenler seni mahzun etmesinler. Küfre koşanlar, küfre girenler seni özmesinler. Şimdi bu ayetin bir önceki ayetle irtibatı ne? İrtibatı budur. Bir önceki ayetlerde bir takım tekalifler beyan edildi. Yüce Allah bu tekaliflerin beyanına karşı kafirlerin kullarının çoğu itiraz edeceğini, karşı geleceğini, kabul etmeyeceğini bildiği için hemen Allah'ın Resulü'nü teselli etmeye başladı. Ya eyyühe Resulü la yahzunkellezine yusari'une fil kufri. Bunlar seni mahzun etmesinler. Bildiniz değil mi? Bir de benim hatırladığım kadarıyla Kur'an'da ya eyyühen nebiyyü çokça geçiyor. Sade ya eyyühen resulü iki yerde geçer. Biri bu, biri de ya eyyühen resulü bellig ma unzile ileyke mi rabbike. O da Maide suresinin Allah'ım ileride geliyor. 77 mi? 67. ayetinde geliyor. Bu iki yerde ya eyyuher resulü demiş. Bu iki yerde ya eyyuher resulü demesinin hikmeti tebliğ konularla ilgili olduğu için Resul da ona münasip. Bir de bu iki konuda Efendimizin hüznü çok, yani Efendimiz'i özleyecek durumlar ağır olduğundan dolayı ya eyyuher resulü demiş. Yani sen resulsün. Resulün görevi tebliğdir. Kabul ettirmek değildir. Sen resulsün. Resulün görevini yap tamam. Geri kalan kabul etmemeleri seni özmesin. Ya eyyuher resulü yanın getirilmesi burada Resul'ün diğer insanlardan farklı, yüksek, bayıl olduğunu ortaya koymak içindir. Eyyuha gelmiş, ya ile er-Resul eliflam bir araya gelmeyeceği için eyyuha vuslat için, yani muhallâ-i billâmi nida etmek için ya gelmiş. Ya eyyuha resulü la yahzunke ellezine yusari'une fil kufri. Normal küfre de gitmiyorlar. Küfre koşarak gidiyorlar. Onlar seni özmesinler. Yani onların musaraati seni özmesin. Peki ne demek? La yahzunkellezine yusari'une fil kufri. Ey la tehtemme.
ihtimam verme. Ve la tubali, aldırış etme. Bi musara'atil munafikine fil kufri. Münafıkların küfre acele yapmaları, yani yapmalarına aldırış etme, ehmiyet verme. Ne demek? Ey fi izharihi bima yeluhu minhum min asaril keydi lil islami. Yani la tubali bi musara'atihim, musara'atin münafıkına fil kufri ne demek? Yani küfre acele etmeleri ne yönüyle oluyor? Ey fi izharihi. Küfri izhar etmeyle acele ediyorlar. Sen buna ehmiyet etme. Ya la tubali bi musara'ati münafıkine fil kufri. Küfre acele etmeyle normalinde münafıklar küfürlerini gizli tutuyorlar. Nasıl Yüce Allah demiş yusari'une fil kufri tefsirde ve la tubali bi musaratil münafıkine fil kufri, manası budur. Ey fi izharihi, küfrü izhar etmeleri seni özmesin. Yani küfrün izharına acele ediyorlar. Münafıklar küfürlerini nasıl izhar ediyorlar? Tesrih yoluyla değil. Bima uşey ki yeluhu minhum, onlardan parlıyor, onlardan sadır oluyor. Onlardan sadır olan nedir? Min asaril keydil İslam. İslamiyete yapmış olduğu keydin asarları, belirtileridir. Yani münafıkların küfre acele yapmaları İslam'a karşı düzenledikleri tuzakları, hilelerinin asarları onlardan zahar oluyor. O asarların zuhuruyla sanki onlardan küfür zuhur ediyor. Başka ne? Bima yeluhu minhum min asaril keydilil İslam ve min muvalatil müşrikine, müşriklere yardım etmeleridir, dostluk kurmalarıdır. Hususen Hendek Savaşı'nda yaptıkları gibi. Niye la tehtemme ve la tubali bi musara'atil munafikin fe inni nasiruke aleyhim. Ben onlara karşı sana yardım ederim, seni güçlendiririm. Ve kafike şerrehum, onların şerrine karşı ben sana kafiyim. Yukalu, yani musara'at nasiruke aleyhim. Yok, yusari'une fil kufrinin manasını beyan ediyor. Yukalu esra'a fihi şeybu. Şey beyazlıktır. Falan kese beyazlık ne etmiş? Acele etmiş. Ne demek beyazlık acele etmiş? Ey vaka'a fihi seri'an. Erken beyazlık girdi. Vaka'a şey vak oldu. Fihi o adamda seri'an, seri' olarak vak oldu. فَكَزَالِكَ مُسَارَعَتْهُمْ فِي الْكُفْرِ. Küfürdeki musaraatleri de öyledir. فَكَزَالِكَ مُسَارَعَتْهُمْ فِي الْكُفْرِ. Küfürdeki musaraatleri ne demek? وُقُعُهُمْ فِيهِ اَسْرَعَ شَيْءٍ. Yani bir şeyin en hızlısıyla, hızlı yapılan şeyin en acelesiyle küfre giriyorlar. İza vecedu fırsaten lem yuhti'uha. Bir fırsat buldukları zaman o fırsatı kaçırmazlar. Fırsat bulur bulmaz küfre koşarlar. Bakın nasıl esra'a fi şey bu ey vaka fi seri'an. Burada da öyle. Fekezalike musara'atun fil kufri. Küfre musaratları ne demek? Vuku'uhum fihi esra'a şeyin. Yani bir şeyin en hızlısıyla bir şey en hızlı yapılan şeyin en hızlısı gibi hızlı bir şekilde küfre girerler. İza vecedu fırsaten lem yuhti'uha. Bir fırsat buldukları zaman o fırsatı kaçırmazlar, değerlendirirler. Hemen küfrü bir fırsat buldukları zaman değerlendirirler. Nesefi keşaftan naklettiği için bazen nakılında düzensizlik olabilir. O da Nesef'in bir hatası değil de olabilir. İnsan bir şeyden bir şey naklederken bazen tutmayabilir. Yani normal burada ibare
فَكَذَٰلِكَ مُسَارَةٌ فِي الْكُفْرِ وَقَمْ فِي أَسْرَى شَيْءٍ اِذَا وَجَدُوا فُرْسَةً. Yani musara'atun fil kufri vuku'un fi esra şeyin iza vecedu fırsaten. Fırsat buldukları zaman şeyin en esra ile girerler. Lem yuhti'uha, onu kaçırmazlar. Normalde lem yuhti'uha olmayacak. Fekezalike musara'atun fil kufri vuku'un fihi esra şeyin وقوعهم فيه أسرع شيء إذا وجدوا فرصة. Bitti. Ama lem yuhti olunca bu sefer bunu iftidai bir cümle yaparız. Ayrı bir cümle. İza vecedu fırsaten lem yuhtiha. Şey, lem yuhtiuha. Fırsat buldukları zaman lem yuhtiuha. Lem yuhtiuha cümlesi izaya ne olur? Ceza şart olur. Mana edilir edilmez değil, olmasa daha bariz, daha zahir olur. Demek ey la tehtemme ve la tubali bi musara'atil munafiqine fil kufri ey fi izhari bima yaluhu min asaril keydi lil islami ve min muvalatil müşrikine fe inni nasiruke aleyhim ve kafike şerrahum yukalu esra fihi şeybu ey veka fi seri'an fe kezalike musara'atun fil kufri vuku'un fihi esra şeyin iza vecedu fırsaten lem yuhti'uha minellezine kalu ya eyyühe Resulullah yahzunke ellezine yusari'une fil kufri, küfre acele edenler seni ne etmesinler? Seni özmesinler. Onların o acele etmeleri seni özmesin. Küfre acele edenler kimlerdir? Minellezine. Bu minellezine kalu tebyinun. Orada bir ya eksiktir. Yoksa yazın. Benimki eksiktir. Kalem yok, yazayım. Siz yazın. قَالُوا تَبِّنٌ لِقَوْلِهِ اَلَّذ۪ينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِنِنْ Neydir? Tebinidir, beyanidir. اَلَّذ۪ينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ Bunlar kimdir? مِنَ الَّذ۪ينَ قَالُوا Diyorlar, اَمَنَّا. Bu اَمَنَّا مَفْعُلُ قَالُوا. اَمَنَّا'dan lefz alırız. قَالُوا derler. Ne derler? اَمَنَّا derler. بِأَفْوَاهِهِمْ مُتَعَلِّقٌ بِقَالُوا بِأَفْوَاهِهِمْ قَالُوا ya nedir? Mutaallektedir. Ey قَالُوا بِأَفْوَاهِهِمْ آمَنَّا ağızlarıyla ne diyorlar? آمَنَّا diyorlar. Nesefi neye işaret etti? Ayette takdim tahir olduğuna işaret etti. قَالُوا بِأَفْوَاهِهِمْ آمَنَّا bu بِأَفْوَاهِهِمْ Kalu'dan nedir? Sonradır. وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ ağızlarıyla amenna diyorlar. Hal hal وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ bu وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ فِي مَحَلِّ نَسْبِ عَلَى الْحَالِ ne olur? Hal olur. Kalu'daki vava ne olur? Hal olur. Yahut da amennadaki naye ne olur? Hal olur. Pek ellezine yusari'une fil kufri minellezine kalu bir de ve minellezine hadu. Yani münafıklardır bir de Yahudilerdir. Ve minellezine hadu mahtufun ala minellezine kalu. Ey ayetin yani مِنَ الَّذِينَ قَالُوا اَمَّنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا ne demek yani? اَلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ beyanı olur ne demek? اَيْ مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَالْيَهُودِ اَلَّذِينَ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا اَمَّنَّا münafık بِأَفْوَاهِهِمْ münafıklardır وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا o da nedir? Yahudilerdir. Yani Yahudi ve münafıkların küfürleri izhar etmeleri, küfre koşmaları seni özmesin. Kafirler de hakkı örtbas ediyorlar.
münafıklar hakkı örtbas ettikleri gibi münafıklar da Tevrat'taki hakikatleri saklıyorlar. Bu semmaune lil kezibi, semmaune merfudu rafası vavladır. Semmaun darrabun gibi mübalağa sıkasıdır. Ve yertefi'u semmaune lil kezibi, bu semmaune lil kezibi merfu olur. Ala ennehu haberun mubtedein mudmerin. Mudmer bir mübtedanın haberi olduğuna dair merfudur. O mudmer haber, mübteda nedir? Ey hum semmaune. Hum mübteda, semmaune merfudur. Mahzuf humme, mahzuf mübtedaya haber olur. Ve demiru semmaune'deki demir, mukadder olan hum lil ferikeyni. Burada artık ikinciye değil. İki ferika gider. O ellezine kalu amennâ bi efvâhihim ve lem tu'min kulubuhum. Bunlar ile o ve minellezine hadu, ikisi de semmâûne lil kezibi. Kezibi ne ediyorlar? Kezibi işitiyorlar. Bildiniz değil mi? Semmâûne lil kezibi. Bir bakalım kendisi nasıl mana ediyor, gidelim. Şimdi semmaune mahzuf bir huma haber dedi. Haberdir dedik. Humda iki ferika gider. Ev semmaune mubtedaun ve haberuhum minellezine hadu. Semmaune lil kezibi mubtedadır. Makabildeki minellezine hadu haber olur. Ve ala hazi ve ala haza, buna göre yuqafu ala kulubihim, kulubihim üzerine vakıf yapılır. Kulubihim üzerine ne yapılır? Vakıf yapılır. Yani minellezine kalu amennâ bi efvâhihim ve lem tu'min kulubuhum, bitti. Ve minellezine hâdû semmâ'une lil kezbi, bu da iftidai bir cümledir. Ama ve alel evveli ala hâdû وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذ۪ينَ هَادُوا. Ha, burada vakıf yapılır. سَمَّهُمْ سَمَّعُونَ لِلْكَذِّبِ, bu iptidai olur. Peki سَمَّعُونَ لِلْكَذِّبِ, kezbi çokça dinlerler. Ne demek? يَسْمَعُونَ مِنْكَ, senden bir şeyleri işitiyorlar. Senin söylediklerini işitiyorlar, dinliyorlar. Kabul etmek, amel etmek için değil. Ya liyekzibu aleyke, ta ki sana iftira etsinler. Ta ki senin aleyhine yalan söylesinler. Ya senden dinledikleriyle sana nasıl yalan söylerler? Bi en yemsehu ma semi'u minke, senden işittiklerini mesh ediyorlar. Karıştırıyorlar, örtüyorlar. Neyle örtüyorlar? Bir ziyadeti, bir şeyleri ilave etmeyle ve nuksani, bir şeyleri eksik etmeyle onu mesh ederler, onu orijinalinden çıkarırlar. Ve tebdili, tebdil etmeyle ve tagyiri, tagyirle. Ziyade olmayan bir şeyi ilave etmek, nuksan olan bir şeyi atmak, tebdil bir şeyi kaldırıp başka yerine başka bir şey getirmek, tagyir olan şeyi değiştirmek. Olan şeyi olduğu gibi değil, onu değiştirerek empoze etmek demektir. Demek ki semmaune lil kezibi, semmaune minke ma tekulu, senin söylediklerini işitiyorlar. Lil kezibi, gidip yalan söylemek için yaparlar. Burada iki mana var aslında. Nesefi birini almış. Seni dinliyorlar, gidip yalan söylemek için. Bir mana da semmaune lil kezibi, yani kezibi kabul ediyorlar. Ruhsarların söylemiş oldukları yalanları kabul ediyorlar. Bu sefer semiallahu limen hamidehu gibi, buradaki sema kabul manasındadır. Onlar ne ediyorlar? Sema'i
kezibi kabul ediyorlar. Ru'esalarının keziblerini ne ediyorlar? Ru'esalarının keziblerini kabul ediyorlar. Reislerinin söyledikleri ekazibleri. Allah'ın dinine yapmış oldukları iftiraları, yalanları ne ediyorlar? Kabul ediyorlar. Düşünüp yanlış olduğunu diyemiyorlar. Semma'une lil kezibi ala ve yertefi'u semma'une lil kezibi ala ennehu haberu mubtedeyn mudmerin eyhum semma'une ve damiru lil ferikeyni ev semma'une mubtedeyn ve haberu minellezine hadum وعلى هذا يوقف على قلوبهم وعلى الأول على هادو سمعون للكذب يسمعون منك ليكذبوا عليك بأن يمسخوا ما سمعوا منك بالزيادة والنقصان والتبديل والتغيير. Bildiniz değil mi? Devam ediyoruz 41. ayete devam ediyoruz. سمعون لقوم آخرين لم يأتوك. Semma'une senden bir şeyler işitiyorlar. Niye li kavmin aharine lem ye'tuke? Sana gelmemiş olan başka kavmu ne ediyorlar? İşitiyorlar. Semma'une li kavmin aharine lem ye'tuke. Sana gelmemiş kavm için işitiyorlar. Ne demek? Ey semma'une minke li ecli kavmin aharine minel yehudi. Semma'une minke, senden işitirler. Neyi işitirler? İşitirler, söylediklerini işitirler. Niye işitiyorlar? Li ecli kavmin ahirine, kendileri için değil, başka bir kavim için işitiyorlar. O kavim kim? Minel Yahudu. O Yahudiler, o kavme ahir veccehuhum uyunen. Bunları casus olarak yönlendirmişler size. Göndermişler liyubelliguhum ta ki bunlar onlara ulaştırsınlar ma semi'un minke senden işittikleri. Yani başkalarının görevlisi olarak başkalara aktarmak için gelip seni dinliyorlar. Ey semma'une minke li ecli kavmin aharine minel yehudi veccehuhum uyunen liyubelliguhum ma semi'u minke yuharrifunel kelime min ba'di mevadi'ihim. Kelimleri değiştiriyorlar min badi mevadi, mevadilerinden sonra. Yani Yüce Allah bir takım kelimleri yerlerine yerleştirdikten sonra onu getirip mevadilerinden sonra tahrif ediyorlar. Ne demek yuharrifunel kelime min badi mevadihi? Ey yuzilunehu kelime gidiyor, kelimin lefsine gidiyor. Ne demek o kelimeleri izal ediyorlar? Ve yumilunehu an mevadihi lleti veda'ahu Allahu fiha. Mel ettiriyorlar ve yumilunehu mel ettiriyorlar o kelimi an mevadihi lleti veda'ahu Allahu fiha. Allahu Zülcelal o kelimi hangi mevadilerine koymuş ise o kelimeleri o mevadilerinden mel ettiriyorlar. Ne demek mel ettiriyorlar? Feyuhmilunehu. Onu ihmal ederler. Bigayri mevadi'a. Onları mevadisiz yerlerinin gayrisine ihmal ederler. Ama bazen kan bak feyhmiluna bi gayri mawadi'a yani feyetrukuna bi gayri mawadi'a onları mevadisiz yersiz anlamsız bırakırlar bazen kan zam mawadi'a o kelimeler mevadi sahibi iken şimdi mevadilerinden ihmal ederler. Örnek racim racmi getirip haddi getirip racme değiştirmişler Yahudi. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَادِعِهِ mevadilerinden sonra tahrif ederler. Ne demek? Bakın açıklıyor. اَيُزِيلُونَهُ o kelimi وَيُمِيلُونَهُ o kelimi an مَوَادِ اللَّتِ وَدَعَهُ اللّٰهُ ف۪يهَا
Allah onları nereye vaat etmişse onlardan meletir diyorlar. Kaydırıyorlar başka mecraya. فَيُهْمِلُونَهُ بِغَيْرِ مَوَادِعًا Mevadesiz bırakıyorlar. Manasız bırakıyorlar. اَنْ كَانَ زَمْ مَوَادِعًا Benimki zam mevdi'in, Allah-u Alem zam mevadi olması lazım. Keşafa falan bakın. Çünkü makabla uymuyor. Şimdi yuharrifune kelime fiil faal mef'ul. Bu cümle ne olur? Yuharrifune sifetun li kavmin. Kavmin neydir? Kavmin sifetidir. Ke kavlihi lem ye'tuke. Biraz önce lem ye'tuke nasıl kavme sıfat oluyor idi? Yuharrifunel kelime min ba'di mevadi'i, o da ne olur? Sıfat olur. Ev haberun li mubtedain mahzufin, yahut da yuharrifuna mahzuf bir mubtedai ne olur? Haber olur. Ey hum yuharrifune, yuharrifuna mahzuf bir huma haber olur. وَالدَّمِيرُ مَرْدُودٌ عَلَى لَفْسِ الْكَلِمِ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَادِعِهِ'deki demir kelimen lefsine gir. Bak, kelime mana itibariyle cemedir, lefs itibariyle mufreddir. وَالدَّمِيرُ مَرْدُودٌ yani reddediliyor, raci oluyor. عَلَى لَفْسِ الْكَلِمِ bitti. Tekrar ediyorum. Semma'une li kavmin ahirine lem ye'tuke. Ey semma'une minke li ecli kavmin ahirine minel yehudi veccehuhum uyunen li yubelliguhum ma semi'u minke. Yuharrifunel kelime min ba'di mevadi'hi ey yuzilunehu ve yumilunehu am mevadi'hi leti ve da'ahullahu fiha feyuhmilunehu bi gayri mevadi'a ba'da en kâne zâ mevadi'a. يُحَرِّفُنَا صِفَةٌ لِقَوْمٍ كَقَوْلِهِ لَمْ يَأْتُوكَ اَوْ خَبَّرٌ لِمُبْتَدَيْنْ مَحَزُّفِينَ اَيْ هُمْ يُحَرِّفُنَا وَالضَّمِيرُ مَرْدُودٌ عَلَى لَفْسِ الْكَلِمِ يَقُولُونَ اِنْ اُتِيتُمْ هَذَا Bu casus olan münafıklar Efendimiz'i dinledikten sonra işittiklerini işitiyorlar, götürüp değiştiriyorlar, tahrif ediyorlar. Ve götürdükleri kişiye diyorlar ki in utitum haza hazel muharraful muzalu an mevadi'i bu yerinden kaydırılmış muharref, mugayyer eğer size bu gelirse fehudu bunu kabul edin. Yani böyle böyle olursa tamam, doğrudur, kabul edin. وَاِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ Eğer bu size gelmediyse فَحْذَرُوا Siz kaçın, rad eden, kabul etmeyin. Bakın, يَقُولُونَ اِنْ اُوْتِيْتُمْ هَذَا الْمُحَرَّفُ değil, اُوْتِيْتُمْ هَذَا الْمُحَرَّفَ الْمُزَالَ Çünkü tüm naib-ül faal olur, haza mef'ul olur, ikinci mef'ul olur, الْمُحَرَّفَ الْمُزَالَ mef'ul olur. Bak şimdi muharrafın muzalı okudum. Bazen demirleri irca ederken dikkat etmeden yanlış yerlere götürebilirim. Bazen z diyeceğime amr diyebilirim. Yani benim söylediklerime biraz dikkat edin. Yorgunluk olur, dikkat dağınlığı olur. Bazen bilerek bilmeyerek yanlışlıklar olabilir. Dikkatli olun. Araştırın, haşelere bakın. Benim yanlış söylediklerimi siz doğru bilin. Benim yanlış söylediğim artık düzeltme imkanım da yok. Vaktim de olmaz. يَقُولُونَ اِنْ اُوْتِيْتُمْ هَذَا الْمُحَرَّفَ الْمُزَالَ عَنْ مَوَادِعِهِ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ Burada يَقُولُونَ cümlesi مِسْلُ يُحَرِّفُونَ يُحَرِّفُونَ gibidir. Yani يُحَرِّفُونَ nasıl kavmin sıfatı olurdu? Mahzuf bir mubtedaya haber olabilirdi. Burada da o iki terkip caiz. Ve caz en yakun halen mined damiri fi yuharrifunehu. Yalnız burada fazla bir şey daha var. Nedir? Ve yakulune cümlesi yuharrifune birinci cümledeki faala da hal olabilir. Yakulune in utitum haza fehuzuhu.
Yani fa'lemu ennehu'l hakku. Bil ki bu haktır. Ve amelu bihi. Onunla ne edin? Onunla amel edin. Ve in lem tu'tevhu. Mesela örnek. Celdi racim yerine koymuşlar. Eğer Muhammed racim derse, celd derse, siz kabul edin. Ama racim derse kabul etmeyin. Ve in lem tu'tevhu, eğer bu size gelmese, vav naibul faal, hu ikinci mef'ul. Ve eftakum Muhammedun bi hilafi, bu bizim söylediğimizin hilafiyle eğer fetva verirse, zaten hilafıyla fetva vereceğini biliyorlar. Onlar gitmişler, dinlemişler, doğrusunu öğrenmişler, saptırıyorlar. Fahzeru, ne demek fahzeru? Fe iyyakum ve iyyahum. Siz Muhammed'in size söylediğinden uzak, onu kendinizden uzak tutun. Fehuvel batılı, o batıldır. Batıldan başka bir şey değil. Şimdi bu ayetin nüzul sebebi, bu ayetin münasibi olan olay nedir? Ruvya enne şerifen zena bi şerifetin bi Hayber. Hayber fetih edildikten sonra, zimmet duruma düştükten sonra şerif bir insan şerife bir kadına zina yapmış. Ve hum muhsinani, ikisi de evlidirler. Ve hadduhuma er-racmu fi tevrati. Bunların Tevrat'taki hadleri de cezaları racimdir. Ama fekerihu racmehuma li şerefihima. Şerefinden dolayı bunların racminden kerahet ediyorlar, ettiler. Racm etmek, taşlayıp öldürmek istemediler. Feba'su rahden minhum. Kendilerinden, o Yahudiler kendilerinden bir cemaati gönderdiler. Li yes'elu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem an zalike. Hele getin Resulullah'a sorun. وَقَالُوا دَيْنْ فَبَعْسُوا رَهْدًا مِنْهُمْ لِيَسْأَلُ رَسُولَ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ اَنْ ذَٰلِكَ وَقَالُوا اِنْ اَمَّرَكُمْ بِالْجَلْدِ. Gidin, eğer Muhammed size celdi emrederse وَالْتَحْمِيمِ, yüz karalamanı, siyah bir külle, boyayla yüzlerini ne diyorlardı? Karatıyorlardı. Siyah yapıyorlardı. Eğer Muhammed celdi emrederse, tahmimi emrederse fakbelu, kabul edin. Zaten bizim de istediğimiz budur. Ve in emrekum bir racmi, eğer racmi emrederse fela takbelu. Asla siz ne etmeyin? Siz kabul etmeyin. Fe emrehum bir racmi. Allah'ın Resulü ona racmi ne etti? Emreti. Bak. Yuharrifun erken min ba'di mevadihi ve yekulune. İn utitum haza, yani celt, tahmim size getirilirse Muhammed tarafından aleyhissalatu vesselam, fehudhu, kabul edin. Ve in lem tu'tevhu fahderu. Ha? Lem tu'tev oldular. Fe ebev en yehudum bihi. Onu almayı kabul etmekten nehy oldular. İşte ayetle nazil oldu. Ne dedi? Ve yekuluna in utitum haza fehuzuhu ve in lem tu'tuhu fahzuru. Ve men yuridillahu fitnetehu. Fitnet ne demek? Dalalehu. Yüce Mevla kimin dalaletini irade ederse. Ha, demek ki Rabbul Alemin dalaletini ne eder? İrade eder. Hani kabahihleri, küfrü irade etmez mu'teziler diyorlardı ya. Ve huve hüccetun ala men yekulu yuridullahul imane ve la yuridul küfre. Allahu Zülcelal imani irade ediyor, küfrü irade etmiyor. Bu böyle diyenlerin aleyhine hüccettir. Ve men yuridillahu fitnetehu. Ha, fitnet küfürdür, dalalettir. Felen temlike lehum minallahi şeyen. Allah kimin delaletini irade ettiyse, sen onun menfaatine, lehine hiçbir şeye malik değilsin. Bununla Yüce Allah ne yaptı?
قَتَعَ رَجَاءَ مُحَمَّدٍ sallallahu aleyhi ve sellem an imani haulay. Bunların imanından Efendimizin umudunu kesti. Yani ben bunların fitnelerini, dalaletini irade etmişim. Çabalanman bir şeye fayda vermez. Yani onları hidayete getirmez. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ لَمْ يُرِيدِ اللّٰهُ اَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ. Yüce Allah bunların kalplerini temizlemeyi, tetiri irade etmemiş. Bu da raddir. Neden temizlemeyi irade etmemiş? Anil küfrü, küfürden. Niye? لِعِلْمِهِ مِنْهُمْ اِخْتِيَارَ الْكُفْرِ. لِعِلْمِهِ مِنْهُمْ اِخْتِيَارَ الْكُفْرِ. Yüce Allah bunun küfrün ihtiyarını, bunların küfrü ihtiyar tercih edeceklerini bildiği için kalbini küfürden temizlemiyor. Allah'ın ezeli ilmi kafirlerin hadis ihtiyarına tabidir. Allahu Zülcelal ezelde bunların küfrü ihtiyar edeceklerini bildiği için kalplerini de küfürden tetirini irade etmemiş. Bu da ve huve hüccetun lena, bizim için hüccettir. Aleyhim, o men yekulu yuridullahu imane ve la yuridul küfre. Eyden bir önceki gibi. Aleyhim men yekuludaki mene gidiyor mana itibariyle. O menden de murad mutezilelerdirler. Lehum fid dünya hızyun. Dünyada onlara ne var? Yani bir şey vardı. Bazılar da şöyle mani ediyorlar. Semmaune. Semmaune. Semmaune li kavmin ahine lem ye'tuke. Semmaune diyorlar Benu Kureyze'dir. Benu Kureyze. Allah Allah, orada semma olan Benu Kureyzler. Ha, semma ona Benu Kureyzler. Li kavmin ahirine Mekke müşriklerim ne, öyle bir tefsir edenler de var. Yani Benu Kureyze gelip münafıklık yaparlardı. Efendimiz'i dinlerlerdi. Bu bilgileri Mekke müşriklerine mi veya başkalara götürüyorlar. Şimdi lehum fid dünya hızyun fadihatun. Lil münafıkine fadihatun. Münafıklara ne var? Fadihat, rezalet var. Niye? Çünkü onların nifakları deşifre edildi, müminler bildiler. Ve lil yahudi hızyetun. Yahudilere de hızyet var. Yahudilere de ne var? Hızyet, yani zillet var. Hızyet demek zillet te girdiler. Aziz iken zeli oldular. Cizye konuldu. Tevrat'taki racim ayeti ve benzerini ketmanları ortaya çıktı. Yani münafıkların fadihati, rezaleti, kabahati nifakların deşifre edilmesidir. Yahudilerin haziyeti, o da neydi? Zelil oldular. Cizye konuldu. Tevrat'ın neslerini ketman ettiler, ortaya çıktı. Ve lehum fil ahireti azabun azim. Ahirette bunlara ne var? Azab-ı azim var. Bakın, azabun tenkili tazim içindir. Azimun sıfeti tazim içindir. Fil ahiretinin takdimi hasır içindir. Fil ahiretinin zikri aynı zamanda tekit. Niye? Azabun. Azim zaten ahiret azabıdır. Dünyanın iki ne kadar büyük olsa azim değil. Dünyanın azabı ne kadar büyük olsa ne olur? İnsan ölür. Azabdan kurtulur. Azim değil. Ahiretin ikine nispeten azim değil. Lehum haberdir. Takdimi hasır içindir. Ve lehum fil ahireti azabun azim. Azab-ı azim nedir? İyi taklidu finnar. Bakın. Duhulun nar bile tahlidu finnara nispeten azim sayılmaz.
en azabı azim et-taklidu finnar. Dünya azabı azim değil. Duhulun nar dünyanınkine nispeten azim ama taklidu finnara nispeten o da azim değil. Azabul azim ey taklidu finnar. 41. ayet, bitti 42. ayetin başına geldik. Burada duralım. Yarın da 44. ayete kadar bakabilirsin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري.